Evet arkadaşlar bu bölümde Visual e, Studio kod geliştirme ortamına bakacağız. Visual Studio gel kod geliştirme ortamını e, direkt uygulamalı olarak göstereceğim. O yüzden e, hemen denememize başlayalım. Şimdi e, Google'a direkt Visual Studio kod yazarsanız sizi kod.visualstudio.com sitesine yönlendirecek. Burada otomatik olarak Download kısmında ee, Kendi işletim sisteminiz için Vücud ee, Studio kodu Kurabilirsiniz Download for macOS dediğinde ee, Bir tane Kurulum Setup dosyasını ee, Kendi işletim sisteminize indirip O setup dosyasını çalıştırarak Kolay bir şekilde Visual Studio'yu Kurabilirsiniz Şimdi ben de Kurulu Visual Studio Code. Ee, Visual Studio Code bir metin editörü aslında arkadaşlar. Ama bunu eklentilerle farklı programlama dillerinde çalışan geliştirme ortamlarına dönüştürebiliyorsunuz. Ee, ve piyasada şu anda en yaygın olarak kullanılan e, metin editörü slash geliştirme ortamlarından bir tanesi JavaScript geliştirmek için çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yine Python için C C++ için çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hatta Java için bile bayağı ciddi şekilde kullananlar var. Visual Studio kodu. Şimdi hemen açalım Visual Studio kodu. Kurduktan sonra arama çubuğuna Visual Studio kod dediğinizde otomatik olarak açılacaktır. Ben kitabın kodlarının olduğu klasörü böyle bu şekilde açtım. Herhangi bir klasörü açmak için, herhangi bir klasöre gitmek için buradan Open Folder'dan ilgili klasörü bulup açabilirsiniz. Kitabın kodlarını nereye indirdiyseniz o oraya giderek projemizi açabilirsiniz. Şimdi e, ben burada demo projesi diye bir proje oluşturdum. Bu kitabın kodlarının içerisinde olan bir şey değil. Daha yeni oluşturdum. Burada main.c diye bir dosyam var. Bakın burada e, e, ben bu projeyi çalıştırmak istiyorum ama bunu çalıştırmadan önce Visual e, Studio'yu kurduktan sonra kurmamız gereken bazı eklentiler var. Bu eklentilerden bahsedeyim. Visual Studio'nun eklentileri buradaki Extensions kısmında. Ee, ben de başka bazı özellikler daha var. Bunlar sizin ilk kurduğunuzda bunlar gözükmeyebilir. İşte Docker gibi, Kubernetes gibi. Ee, onlar benim diğer çalışmalarımla alakalı. Ee, ama Extensions kısmı mutlaka vardır. Bu butonu mutlaka görürsünüz. Ee, kendi sisteminizde bir Visual Studio kodu açtığınızda buraya gelip C C++ dediğimizde e, kurmamız gereken 3 tane e, e, eklenti var. Bunlardan bir tanesi buradaki C C++ eklentisi. Bu zaten Microsoft tarafından sağlanıyor. Yine e, C C++ temalarını da kurabilirsiniz e, renklendirme amacıyla farklı temalar kullanabilmek amacıyla burada CC++ Runner var bunu kurabilirsiniz e, uygulamaları çalıştırmak için ve burada CC++ Extension pack var e, bu dört e, eklentiyi sisteminize kurun ben kurmak istediğimde bakın burada bende kurulu olduğu için e, An çıkıyor. Yine burada aynı şekilde ve burada e, ve burada gördüğünüz gibi ben de dördü de kurulu. Bunu kurduktan sonra bir de komut satırına gcc yazdığınızda, bakın e, burada aşağıda bir terminali var. E, Visual Studio kodun. Bu terminali kapattığınızda şurada terminalden nirt terminalle yeniden açabilirsiniz. E, GCC version dediğinizde bakın e, GCC'ye ulaşabiliyor olmanız lazım. Eğer GCC'ye ulaşamıyorsanız ikinci bölümdeki GCC kurulum adımlarını da bir eksiklik var demektir. Önce GCC yani derleyicinin sisteme kurulduğundan emin olunuz. Eğer derleyici sisteme kurulmuşsa Visual Studio Code sistemdeki derleyici otomatik olarak görecektir. Şimdi burada bir demo projesi diye bir proje oluşturdum. Ve bu projeyi ilk önce içinde ne var bakalım. Aslında çok basit bir proje. Kullanıcıdan iki tane sayı alıyor. Birinci sayıya sayı bir değişkenine, ikinci sayıya sayı iki değişkenine atıyor. Ve çarpım sonucu değişkenine de bu iki sayının çarpımını atıyor. Daha sonra da girdiğiniz iki sayının çarpımı e, ee, çarpım sonucudur. Yani çarpım sonucu değişkenin içerisindeki değerdir diyor. Eğer kullanıcı 5 ile 15 girdiyse çarpım sonucunu 75 olarak bulup girdiğiniz iki sayının çarpımı 75 şeklinde ekrana bir çıktı veriyor. Şimdi ben bunu çalıştırmak istersem ne yapacağım? Bunu çalıştırmak istersem bakın burada bir adet ee, Play tuşuna benzer bir şey var. Ee, buradan Run File diyebiliriz. Önce çalıştıralım. Debug'a sonra yapalım. Debug işlemini sonra yapalım. Run dediğimde Bir saniye. Kaydetmedim galiba. Tekrar bir Run diyeyim. Evet enter tuşuna basmamı istemiş bazen yapabiliyor bunu terminalde run dedikten sonra bir enter tuşuna basın daha sonra yeni terminal açılsın birinci sayıyı girdiniz dedi girdim. İkinci sayıyı girdiniz dedi girdim girdiğiniz iki sayının çarpımı dedi ve tekrar enter tuşuna bastığımda içteki terminali kapattı ve gördüğünüz gibi programı çalıştırmış oldum. Bunu debug etmek istersem debug etmek e, şu demek atıyorum kodunuzda bir hata var o hatayı bulmak için kodunuzun belirli bir noktasındaki değişkenlerin değerine bakmak istiyorsunuz. Kodunuzun belirli bir noktasında e, o kod e, ne şekilde davranıyor incelemek istiyorsunuz. Bunun için e, geliştirme ortamları e, debug diye bir e, özellik sağlarlar. E, Visual Studio Code'da bu özelliği C, C++ Runner eklentisi sayesinde bize sağlıyor. Şimdi bu C++, C++ Runner'dan debug file diyelim. Yine terminale geri döndüğümde burada e, durdu bakın gördüğünüz gibi. Buraya koyduğum breakpoint'te uygulama durdu ve burada bakın üst kısımda bunu taşıyabilirsiniz başka yerlere ama genelde e, burada olur ilk açıldığında. Üst kısımda e, bir debug menüsü çıktı benim için. Burada bu play tuşu e, devam ettir anlamına gelir. Aynı bir kaset çalar gibi düşünebilirsiniz. Bu bir sonraki adıma geç. E, eğer bir fonksiyon varsa bu fonksiyonun içine girmemizi sağlar. Bu da fonksiyondan çıkmamızı sağlar. Bu da debug işlemini yeniden başlatmamızı sağlar. Bu da debug işleminden çıkmamızı sağlar. Disconnect butonu. Şimdi devam edelim. E, kullanıcıdan sayı alsın. Bakın birinci sayıyı giriniz çıktı. Buraya kadar durmayacak. Yani kullanıcıdan birinci sayı isteyecek. ikinci sayı isteyecek. Çarpım sonucunu hesaplayacak. Şu printf'in başında duracak. O printf'i çalıştırmadan. Şimdi girdim. 5 girdim. Yine 23 girdim. Bakın çarpım sayı 1'in değerini 5 olarak burada değişken olarak görebiliyorum. Sayı 2'nin değerini 23 olarak burada yine değişken olarak görebiliyorum. Çarpım sonucunu ise 115 olarak görüyorum. Ve buradaki printf'i daha çalıştırmadık. Ama çalıştırdığımızda ne olmasını bekliyoruz? Ee, girdiğiniz iki sayının değeri eşittir. Çarpım sonucunun içindeki değer. Yani girdiğiniz iki sayının Çarpımı eşittir 115 olarak bu ekrana terminali yazdırmasını bekliyorum. Bakalım yazdıracak mı? Ee, şimdi şuradan return'e çıktığımda, bakın gördüğünüz gibi girdiğiniz iki sayının çarpımı eşittir 115 olarak yazdırdı ve e, program e, sıfır ifadesiyle çıktı. Ee, genel olarak Visual Studio kod geliştirme ortamı, bu şekilde ee, kitaptaki her bir bölüm için e, örnekleri Visual Studio kod içerisinde açıp çalıştırabilirsiniz. Genelde e, kod dosyalarımız Main C içerisinde olur. İşte bölüm 8 mesela bölüm 8'in içerisinde bu kadar örneğimiz varmış. Bu örneğin hep, örneklerin hepsini inceleyip, e, çalıştırıp, debug edip, e, üzerinde düşünerek, kafa yorarak ne şekilde çalıştığını anlamaya çalışmanız gerekir. Zaten ne şekilde çalıştığını kitapta anlatıyorum ama e, kod üzerinde işlem yaparak bunu e, uygulayarak denerseniz, çok daha rahat, çok daha kalıcı bir şekilde e, özümseyerek anlamış olursunuz. O yüzden mutlaka bu uygulamalar üzerinde Visual e, Studio Code ortamında bu uygulamaları çalıştırıp e, ufak tefek değişiklikler yaparak e, alışkanlık kazanmanızı öneririm. Şimdi benim bu bölümle ilgili. Anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonra artık dördüncü e, bölümle beraber dördüncü bölümümüz olan e, değişkenler konusuyla e, konu anlatımlarımıza devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere.